Merhaba arkadaşlar, Serapilaz Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen bu aslında hanım dilendi, bey beğendi modelinin türevinden olan ama onunla hiçbir alakası da olmayan bu modelle geldim karşınıza. Bu model sonsuz şekilde aynı şekilde devam ettirilip büyütülebilir. Yani model şahane bir model. Dediğim gibi böyle iç içe küçükten büyüğe doğru kareler şeklinde sonsuz şekilde büyütülebilecek şahane bir model arkadaşlar. Veya motif yapıp yan yana, şimdi ben ekleyeceğim, size göstereceğim nasıl olacağını. Bir tane öyle de o şekilde de çok güzel ortaya desen çıkabilir. Böyle bir şey oluşturalım birlikte. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet, şimdi orta motifimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek orta motifimle modelime başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Videomu yakınlaştırayım ki. Tepeye bir kez sardım. 2, 3 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim araya. Bu klasik hanım dilendi, bey beğendinin ortası zaten. 2, 3. 2 zincirim var yine. 1, 2, 3 tane trabzanım var. Yine 2 zincirim var. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane zincirim var. Şöyle kilitledim. Burayı kesiyoruz. Bundan sonraki işlemlerde kesim olmayacak. Bu şekilde kestim arkadaşlar ve bir diğer ip rengimi elime alıyorum. Hemen şöyle bir zincir çekip bunu buraya tutturuyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Üç kez doldurup iki zincirim var. İki, üç kez daha doldurdum. Üç bu tarafta, üç bu tarafta, arada iki zincirim var. Tekrar iki zincirim var. Tepeye bir kez sarıyorum ve bu sefer şu taraftaki yuvama atlıyorum. Yine aynı işlemi. 2, 3. 1, 2 zincirim var. 2. Bakın. Tekrar aynı işlemi buraya uyguluyorum. 2 zincir yine arada, bir diğer köşeye atlıyorum. 2, 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan daha. 1, pardon, 2, 3. 2 zincir arada. Bakın, köşelerim oluşmaya başladı. İki zincir, iki, üç. İki zincirim var ve hemen şuraya bağlıyorum bunu. Bakın, şöyle bunu artık kesmeyeceğiz.
Şöyle şunları çıkarabilirim. Şunu da alalım. Şimdi gri ipimi tekrar alıyorum arkadaşlar. Bundan sonra ip kesme olayımız olmayacak artık. Şöyle gri ipimi, pardon, gri ipimi almadan evvel şöyle şu şekilde ortaya kadar kaydırma yöntemiyle geldim. Gri ipimi aldım. İçerisinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum. Şöyle 1, 3 tane trabzan, yine klasik. 2 zincirimi unutmuyorum. Tekrar 3 trabzan da bu tarafa. Şu ipi de keseyim arkadaşlar. Mani olmasın bana. Bakın. Şimdi bu ipimi arkaya attım. Diğer turuncu ipimi aldım. Bunu bunun içerisinden geçirdim. Tepeye bir kez sardım. Tam şu orta yere, iki zincir çektiğimiz yere 1, 2, 3 kez yine trabzan yaptım. Tekrar turuncu ipimi arkaya attım ve gri ipimi aldım. İçerisinden geçirdim arkadaşlar. Hop, buraya atladım. Köşeye 1, 2, 3. Araya 2 zincir. 1, 2, 3. Ama ipimi hep yürütüyorum, bakın. İpim burada yürüyor. Hiç koparmıyorum. Şimdi yine gri arkaya, turuncu öne. 1, 2, 3. Bakın. Şimdi turuncu arkaya, gri yine öne. 1, 2, 3. Araya 2 zincir. 1, 2, 3. Tekrar gri arkaya, turuncu öne. Bu sırayı da bu şekilde dönüp buraya kadar gelelim aynı şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Şimdi yine gri ipimi alacağım ve bunu buraya kilitleyeceğim. Şu şekilde ilerletiyorum ben kaydırma yöntemiyle, yine turuncuyu arada saklayarak buraya kadar geliyorum. Saklayamamışım. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar turuncu ipime geçiyorum. Bir, iki, üç zincirim var. Bir, iki zincir. Yine aynı işlem burada. Köşeler
Hep aynı şekilde, bu şekilde artıyor. Şimdi gri ipimi alıyorum. Tepeye bir kez sarıyorum ve şuraya atlıyorum arkadaşlar. Şuraya. 3 kez, 2, 3 kez trabzan yapıyorum. Tepeye bir kez sarıyorum. Tekrar aynı yerin karşılığına gelen yere atlıyorum. Bu ipimi de yine yürütmeyi unutmuyorum tabii. 2, 3. Hemen turuncu ipimi geçiyorum. Bir, iki, üç kez turuncu ipimle de aynı şu işlemi buraya yapıyorum. İki, üç. Yine griye geçiyoruz. Geçtiğimiz ip önde, diğer yürüteceğimiz ip hep arkada oluyor. Buna dikkat ederseniz hop atlıyoruz yine buraya. Şöyle elimizde de ipi çekelim, gerginleştirelim ki sağda solda görünmesin. Yine gri ipim. Aynı iple devam ediyorum. Turuncum arkada. Bir, iki, üç. Bakın. Şimdi griyi arkaya atıyorum ve turuncuyu alıyorum. Aynı işlemi tekrar 2, 3, araya 2 zincir. Yani şu işlemin aynısını 4 köşeye de uyguluyorum. Şuraya geldiğimde tekrar buluşalım. Evet, köşeye kadar geldim. Köşeyi birlikte yapalım diye bitirmedim. Burada yine turuncumu alıyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Turuncumla yine şu şekilde. Köşeyi ilerlettim. Bir, iki, üç zincir çektim tekrar. Bir, iki, üç. Yani işlem aynı. O yüzden hızlı geçiyorum tekrar. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şuraya atlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Bir, iki, üç kez dolduruyorum. Griyimi alıyorum. Şöyle. Bir, iki, üç kez griyimi yapıyorum. Tekrar turuncumu alıyorum. Ve şu köşeye. Bu sefer burada 1, 2, 3 tane oluyor ama farklı renklerde. 1,
2, 3. Tekrar griye geçiyorum. Bakın. Üçgenlerim, karelerim oluşuyor. Bir tık geri alacağım. Yine buraya da 1, 2, 3. Araya 2 zincir. Bir, iki, üç. Griyi attım. Turuncuyu alıyorum. Şuraya turuncuyla yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Turuncuyu tekrar bırakıyorum. Griyi ortaya griyi alıyorum. 1 2 3 Tekrar griyi atıp turuncuyu alıyorum. Bunu bu şekilde bütün olarak battaniye yapabilirsiniz. Böyle motif farklı şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir model. Köşeye geçiyorum şimdi. 1 2 3 2 zincir. Yine klasik aynısını yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi ben şu sırayı da yapayım. Şurada birleştirmesini şu şekilde. Bakın çok güzel oluyor. Onu anlatayım. Birlikte birleştirmesini de yapalım. Evet, sonuncu köşeye geldim arkadaşlar. 1, 2, 3 köşeyi yaptım. Sonuncu köşeye geldim. Eğer eklemek isterseniz diye. Şöyle bir zincir çektim ve karşıya tıpkı motif ekler gibi ekliyorum ve bir zincirle aşağıya iniyorum. 1 2 3 Yine diğer ipimi alıyorum hemen. Şöyle şu araya yine aynı modeli devam ettiriyoruz zaten. Atlıyorum. 1 İki kez batıyorum. Üçüncüyü iki kez batıyorum. İkinciyi hemen karşı tarafın ikincisine batıp kilitliyorum. Ve aşağıya iniyorum. Şimdi yine griyimi alıyorum. Ve yine ortaya 1 2 kez trabzan yaptım ve tam karşıya griyimin ortasına geçirdim ve kilitledim arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da göstereyim. Bakın, eklenince bu şekilde olacak. Ve griyimi de tamamlıyorum. Şimdi griyimi tekrar arkaya atıp turuncumu aldım. Yine griyimi yürütüyorum içeriden. Turuncumu yapıyorum. 1 2 Karşı tarafın turuncusuna denk gelen yerden kilitliyorum. Tekrar griyimi alıyorum.
Gri'mi aldım ve şuraya atladım. Şöyle bakın, kaydırma yöntemiyle ortaya kadar gelip bir zincir çekip gri'mi de buraya kitlemiş oluyorum. Şöyle keseceğim şimdi. Uzun kesiyorum ki iç dış yapacağız. Bakın. Gerçekten şahane bir model oluyor. Bu şekilde motifleri böyle, burası ayrı bir desen oluyor. Gerçekten harika oluyor. Dörtlüsünü bir hayal edin şunun. Süper bir şey oluyor. Veya tek şekilde, sonsuz bir şekilde büyütebilirsiniz. Veya böyle motif motif yapıp farklı bir desen çıkarabilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle yapayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.